hiperkalik bir solüsyondur. Sunumda da geçti. Sodyum oranı yüksek bir solüsyondur. Ama kullandığımız diyalizat solüsyonlarında sodyum oranı düşürülmüştür ki bu iki aradaki dengeyi sağlayabilelim diye. Başka ne kullanıyorum? Kalsiyumsuz bir diyalizat kullanmam gerekiyor. Çünkü sitrat kalsiyumla kompleks oluşturuyor ve bir kısmını, sitrat kalsiyum komplekslerin bir kısmını ben filtrasyon aracılığıyla, filtreyle uzaklaştırıyorum. Doğal olarak ben kalsiyumlu diyalizat kullanırsam benim daha çok sitrata ihtiyacım olacağı için diyalizat tarafında kalsiyum içermeyen bir solüsyon kullanmam gerekiyor. Diyalizat solüsyonunun diğer bir özelliği de bikarbonat oranının azaltılmış olması. Hani akut böbrek hasarı olan hastalarda genellikle asidozu tamponlamamız gerekiyor bizim bikarbonatla. Normal standart multivik solüsyonların içerisinde işte 35 milimol bölü litre bikarbonat vardır. Ama eğer sitratlı tedavi yapıyorsanız onların içerisinde 20 milimol bölü litre bikarbonat var ki karaciğerde sitrat bikarbonata metabolize olduğu için bir de alkaloz durumuyla karşılaşmayalım diye. En önemli noktalardan bir tanesi yine hani son yeni nesil solüsyonlarda fosfor var. Çünkü uzun süreli tedavilerde hastalarda fosfor düşüklüğüyle karşılaşıyorsunuz. Ya hani medikal olarak desteklemeniz gerekiyor ya da belki beslenme hani nutrisyonel olarak desteklemeniz gerekiyor. Bu hani bu konuda daha rahat hareket edebilmeniz için fosfor içeren solüsyonları da kullanabilirsiniz. Şimdi size açıyorum. Onun adı ne diye geçiyor fosfor içeren? Şimdi ben